Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Akkışlı ilçesine bağlı yemyeşil doğası ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan Kululu Köyü'nden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Efendim şu anda Tabal Krallığı'na ait bulunan harabelerin olduğu yerdeyiz. 1940 yılında ilk kez bilim insanları tarafından burada bir harabe yığını olduğu keşfedilmiş ve günümüze gelene kadar da burada belli çalışmalar yapılmış. Hatta öyle ki burada kullanılan ev, cami ve hatta bahçe duvarında geçmiş dönemde kullanılmış taşlara rastlanmış olup şu anda taşlar müzede, Kültepe Müzesi'nde yaklaşık 20-25 tane eser olarak da sergilenmektedir. Efendim burada Roma'nın Helenistik dönemindeki insanların yaşadığı tahmin ediliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de İl Kültür Müdürlüğü de burasıyla alakalı, Tabal Krallığı ile alakalı çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde Akkışla'da bulunan Kululu Köyü'ndeki Tabal Harabeleri noktasında bir kazı çalışmasının da yapılması bekleniyor. İşte görmüş olduğunuz yerden tarih gün yüzüne çıkıyor ve sizlerle, bizlerle buluşuyor. Bizler de şu anda bir tarihin üzerinde olmaktan ve bu havayı solumaktan inanın oldukça mutluyuz. Eğer yolunuz Akkışla'ya düşerse Tabal Harabeleri mutlaka ama mutlaka gelmeniz ve görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Yürüyüşümüz başladı efendim. Kestoğan Vadisi'nden Akkışla Millet Bahçesi'ne kadar sürecek ve inanın yoğun bir katılım eşliğinde muhteşem bir havada, harika bir doğada yürüyoruz ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan da bizlere eşlik ediyor. Akkışla'nın güzelliklerini yol boyunca anlatacak. Bakalım başkanın ağzından Kestoğan Vadisi'ni ve Millet Bahçesi'ni dinleyelim. Bizlere neler söyleyecek? Kestoğan Vadisi'ndeki yürüyüşümüze katkı sağlayan, buradan tanınmasında katkısı olan, emeği olan tüm siz gençlere teşekkür ediyorum. Elbette buradaki hizmetlerimizin yanı başında doğamızdaki turizmimizle ilgili güzellikleri, saklı güzellikleri su yüzüne çıkarmak için tabii ki doğasını, dengesini bozmadan ama birbirinden saklı, ileride gidecek gideceğimiz yere göreceksinizdir. Su vadisine varmadan çok güzel yerlerimizin olduğu, tabii nefes nefese kaldık bu arada. Başkanım maşallah. Yola çıktığımızdan beri inanın izleyicilerimiz göremedi ama bir dakika bile durmayan bir Ayhan Arslan var. Hatta bizden bile hızlı giden, yeri geldiğinde size yetişmek için çaba sarf ettik. Biraz da siz de soluklanın diye konuyu da uzattım ama helal olsun. Gerçekten gençlerle birlikte aynı tempoyla, aynı dinamizmle yürümeye devam ediyorsunuz. Tabii ki burada Millet Bahçesi dediğimiz buradan vadi içerisinden 4,5-5 kilometre mesafesinde olan çok güzel doğadaki ağaçların dibinde yürüdüğünü fark etmeden, hissettirmeden yürüyeceğin, seyrederek yürüyüş yapabileceğin keyifli bir yürüyüş parkuru. Evet başkanım, yürüyüşümüz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de kısa bir mola verdik. Neredeyiz şu anda? Neler söylemek istersiniz? Yani şimdi yürüyüşümüz macera dolu. Tabii ki düz yolda yürüyüş parkuru hazırlamış bir yol değil. Tabii ki siz de söyledi bu nasıl bir yürüyüş diye. Bak naraların atıldı arkadaşlarım. Burada hep beraber su kaynaklarının olduğu yerlerden şırıl şırıl ayağında ıslandı herhalde. Tabii işte burada bunun güzelliği bu. Daha baharın, sonbaharın güzellikleri. Tabii öğrencilerimizin buradaki oluşu ayrı bir güzellik katıyor tabii ki. O güzel çocuklarımızın, yavrularımızın buradaki doğaları görmeleri bizi ayrıca mutlu ediyor. Doğalar güzel görülünce güzelleşir. Güzelleştikçe görülmeye muhtaç olur. Onun için şu anda Kestoğan vadimizin bitirmek üzereyiz. Az sonra orada Millet Bahçesi yapılan yerdeki o küçük göletimizi de, orada kaplıcaların olduğu bölgede de inşallah ikramlarımız da sona erecek inşallah. Dediğim gibi burası cennet bahçesi. Yani yürüyüş, hem yürüyüş hem doğanın güzelliği, hem de burada macera dolu yollardan geçitleri olsun. Bu yapıda bir çalışma yapacak mıyız buraya? Hayır, yapmayacağız. Kısaca geçit yönlerindeki ağaçlandırmalarla ilgili belki yönlendirme verilir ama doğasını hiç bozmayacağız.
Başkanım, muhteşem bir dua yürüyüşünü sonlandırdık. Şu anda da çok güzel bir mescid alanındayız. Henüz yapımına devam ediliyor ama şu hali bile bizleri de gelenlere de kendisine gerçekten hayran bıraktı. İkramınız için de teşekkür ediyoruz. Yürüyüşü kısaca değerlendirelim. Neler yaptık, nereden çıktık, nereye vardık? Kayserimize 77 kilometre uzaklıkta merkezimize olan ama yokuşu olmayan dümdüz gelen bir karayolumuz var. Ve bu karayolunda merkezimizden çıktığımız zaman şırıl şırıl suyun dibinden, o vadi içerisinden, hatta cevizler falan düşmedi altlarına. Bu sene malum cevizlerimiz biraz soğuk kaldı. Ondan aralarından girebollarımıza eşlik ederek Göz diye daha önceki hitap edilen yerimizde Millet Bahçesi ile şu anda görmüş olduğumuz barajın da seviyesi yükselecek. Tabii inşaat aşaması altında bir şelalesiyle beraber ve onun altında masalarımızı atıp ayaklarımız suyun içerisinde inşallah kahvaltılarımızı yapacağız orada. Ve buradaki güzellik, dediğim gibi ilçemizin yüz akı, tüm kaptaj alanımızdan buradaki su kaynaklarımızın doğal bereketi ve gileborumuzun da ilacı olan su bu su. Veysel abi, dumanı üzerinde tüten bir armut pekmezinden daha güzel ne olabilir? Daha güzel bir armut pekmez olabilir. Yine armut pekmezi olur diyorsun. Evet. Peki nasıl yapıyorsunuz bu leziz armut pekmezini? Bu leziz armut pekmezini şu gördüğünüz ağaç dalından toplanan armutları. Şimdi bak, burada mücadele kolay da Musa, şöyle arkaya doğru döner misin? Efendim, kameraman arkadaşım Musa işte armutların nasıl toplandığını bizlere gösteriyor. Kim orada vuran ağaca? Aziz. Aziz abi ağaçla şu an bir mücadele içinde. Ağaçları topluyor. Evet. Burada kışın pekmez pişsin diye birileri yazın orada ağaçla kavga etmek zorunda kalıyor. Aynen öyle oluyor. Bunlar toplanılır. Önce yıkanılır. Dilimler haline yapılır. Çekirdeği fosası temizlenir. 2-3 gün kazanların bidonların içerisinde bekletilir. Ondan sonra şu şekilde altındaki hafif Kor ateşle kaynatılır. Şunu tutar mısın? Teşekkür ederim. Şöyle bir biz de karıştıralım bakalım efendim. İşte armut pekmezi, böyle armutun posası, çekirdeği, kötü yanları temizlendikten sonra yenilebilir armutlarla yapılan enfes ve lezzetli bir pekmezdir. Peki burada kaynattık, pişirdik. Sonra şöyle çuvallara doldurulur. Çuvalların içerisinde su süzülür. O tekrar alıp burada kaynatılır. İçerisindeki su artığı çıktıktan sonra pekmez haline gelir. Peki mesela 1 kilo pekmez için kaç kilo armut gerekiyor? Yani o bizde tam bir ölçüm yapmadık ama yani şimdi şuradan en azından 500-600 kilo pekmezden ortaya çıkan bu. 500-600 kilo armuttan böyle bir pekmez, evet, elde ediyorsunuz. 5 kilo 10 kiloluk yıllık alınır. Kışın ihtiyacı olarak da kullanılır. Satıyor musunuz bunu? Yok. Bunlar kendi tüketimimiz için. Kendi tüketiminiz için. Arkada da hummalı bir mücadele var. Aziz abi hala ağacı dövüyor. Aynen öyle. O zaman afiyet olsun diyelim. Evet, oldukça da şöyle gösterelim, evet, efendim. Gerçekten verimli bir arazi, verimli topraklar ve hiç kuşkusuz ki kocaman lezzetli armutlar. Bir bıçak getir de kayıt bittikten sonra beraber yiyelim şunu. Efendim, tabii ki akkışla dediğimiz zaman hiç kuşkusuz ki akla gelen en önemli geçim kaynağı ve en önemli şifa kaynaklarından bir tanesindeyiz. Etrafımdan da anlayacağınız üzere Gileburu bahçesindeyiz ve tabii ki Gileburu için de hasat mevsimi. Yanımızda akkışla Girebulu Üreticileri Dernek Başkanı Uğur Bey var ve bu bahçenin, bu nezih bahçenin sahibi Niyazi Bey var. Hem Uğur Bey'le hem Niyazi Bey'le Gezici Radar programına özel Girebulu'yu konuşacağız. Uğur Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Salih Bey. Hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Kıpkırmızı bir bahçenin içerisindeyiz. Cennetten bir köşe gibi adeta. Lezzetli şifa kaynağı Girebulu'ların içindeyiz, ortasındayız. Hem siz de üretici birlik başkanısınız. Neler söylemek istersiniz? Son günlerde Kayserimizin kırmızı altını olarak nitelendirilmeye, anılmaya başlanan Gileboru bizleri çok son derece sevindiriyor, umutlandırıyor. İleriye yönelik çalışmalar, memlük başkanımızın bu konuda ilgisinin artması ve yönelmesi biz ve üreticilerimizi heyecanlandırıyor. Tabii biz şanslıyız. Evveliyatından itibaren bahçelerimizde biz ilaç yetiştiriyoruz. Şifa kaynağı gileborumuz. Artık tamamlayıcı bir bitki, tıbbi aromatik bitkilerden sayılıyor. Birçok tedavide kullanılıyor, birçok faydası var. Bunların başlıcaları böbrek taşı sorunu yaşayan hastalarımızın
ilaçlarının tamamlayıcı olarak kullanılabiliyor, önerilebiliyor. Öncelikle en önemli tedavisi, tabii bilinen en önemli tedavisi böbrek taşı sorunu. Böbrek sorunu yaşayan hastalarımız bunu kullanıyorlar, birebir netice alıyorlar. Bundan memnunuz. Bunun yanı sıra birçok faydaları var. C vitamini deposu bir kere. Sonrasında damar kan basıncına olan düşürücü etkisiyle kalp ve damar rahatsızlıklarında yine tamamlayıcı bir ürün olarak kullanılabiliyor. Tansiyon hastaları. Evet, kalp ve damar tansiyon hastaları. Ağzıma günde 3-4 tane atıyorum. Ben hapı bırakıyorum. Bu neye iyi geliyor? Bir daha söyle Niyazi. Tansiyon. Tansiyon hastalarına birebir gilebulu diyoruz değil mi? Aklına ne tansiyon geliyorsa onlara. Bir de mide hacimsizliğe çok iyi geliyor bir bardak. Efendim, şifa deposu her derde deva, C vitamininin ana kaynağı ve tabii ki kırmızı altın olarak adlandırılan işte meşhur gileburunun suyunu içmek için burada toplandık. Yanımızda yine Üreticiler Dernek Başkanı ve Kululu Köyü'nün muhtarı var. Muhtarım da dernek başkanıyla birlikte buradayız ve gileburuyu tadacağız ama öncesinde ben gileburu suyu hakkında da biraz bilgi alıp bir de bu seneki fiyatlar konusunda konuşmak istiyorum. Daha sonra da kendi iştahımı daha fazla kabartmadan suyun lezzetli tadına bakmak istiyorum. Başkanım, vallahi müthiş bir lezzet önümüzde evet. Duruyor. Lezzet ve ilaç. Yani gileburumuz gerçekten de ilaç. Birçok derde deva olduğunu daha önce de belirttik. Gileburumuzun olgunlaştıktan sonra suyunun nasıl yapıldığından biraz bahsedeyim. Olgunlaştıktan, salamura evresini tamamladıktan sonra burada evlerde yöreden, eskiden kalan şekilde elle sıkım yapılıyor. Makine kesinlikle, şu an içtiğimiz gileburu kesinlikle makine üretimi falan değildir. Şimdi suya yatırdık gileburuyu. Suyun içinde salamura halde. Sudan çıkartıyoruz. Evet. Aynen, sudan çıkarttık. Yeteri kadar bekledikten sonra burada hanımlarımız evlerimizde bunu farklı metotlarda sıkıyorlar. Posasından, çekirdeğinden ayırıyorlar. Sonra tabii bu nektar, özellikle ilçemizde bunu da vurgulamak istiyorum. İlçemizde yetişen gileburunun nektar oranı aşırı yüksek. Peki gileburuya yatırdığımız su bu arada ne oluyor? O salamura suyumuz, onu döküyoruz, onu kullanmıyoruz. Kullanmıyoruz. Suyunu alacağız biz yani. Doğru? Aynen, gileburunun kendi şifa, o kırmızı bitkisinin nektarını alacağız. Aslında su diye bahsettiğimiz şey nektar. Bu nektarı bu hale getirebilmemiz için bir miktar sulandırıyoruz. Temiz su ile sulandırdıktan sonra içmeye hazır duruma geliyor. Tabii damak tadına göre şekerlendirenler var ama biz bunun doğal içilmesi taraftarıyız. Şu an Emir abi bunu şekerlendirdi mi? Sanmıyorum. Tadına da baktığımız zaman hep birlikte anlayacağız. Buyurun muhtarım, afiyet olsun. Kendi konsantre hali. Şekersiz. Güzel, şekersiz. Oldukça da güzel. Tamamıyla olgunlaşmış. Çok güzel olmuş. Akkışla'nın tarihi açısından yine önemli yerlerden bir tanesindeyiz efendim. Akkışla'da yaşayan vatandaşlar geçmiş dönemde kap kacaklarını nasıl kullanmış, hangi malzemelerden yapmış dedik ve bunu öğrenmek için de Veysel abinin evinin kiler kısmındayız herhalde, değil mi abi? Burası kiler demeyelim de eski kullanılan malzemelerin toplandığı bir alan. 15-20 yıllık bir çalışmanın eseri bunlar. Evet. Bunlara başlamamızın sebebi, ben Adana'da yaşadım. Adana'da yöneticiydim, şirket yöneticisi. Çocuklarla gezerken bu eskicilerin üzerinde malzemeleri gördüler. Şimdi çocuğa gördüğümde işte şu onlardan bir tanesi. Bunu o adamdan aldım, eskiciden. Çingil diyorum, çocuk gözüme bakmıyor. Bu ne baba? Çingil. Çingil ne baba? Anlatamıyorsun. Bunu aldım getirdim, bunun adı çingil çocuğum dedim. Şu benim çocuklukken yemek yediğim tava. Şu benim çocukken su içtiğim bardağı. Şu benim bulgur pilavı yediğim kazan. Şu bizim ayran içtiğimiz tabağımız. Bu şekilde şunu da bir ablam, ben bunları topluyorum diye ablam bunu galal atmış, bana hediye etti. Şu gaz lambasını ablam hediye etti, bir başka ablam. Şunu bir arkadaşımız hediye etti. Bunu peynir konur eskiden, peynir yapılırdı içerisinde. Bu şekilde malzeme. Elimden geldiği kadar toplamaya çalışıyorum. Ne kadar güzel değil mi aslında, bir tarihi, yaşanmış anıları evin bir köşesinde de olsa insanın zihninde, hatırında olduğu kadar görselliğinde de yaşatabilmesi. İşte geçmiş yıllarda yediğimiz tabak diyorsunuz, ayran içtiğimiz bardak diyorsunuz. Birileri bunun içinde peynir yapmış. Birileri
şu elekte un elemiş, belki pirinç ayıklamış, birileri bu gaz lambasının dışında aydınlanmış ve o aydınlanmada anıları yaşamış. Aslında sizler de zihninizde, gönlünüzde ve evinizde bu anıların birer tezahürünü, birer yansımasını hem yaşıyorsunuz hem yaşatıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü bunlar bir insanı özlem, bir de geçmişimizi gelecek nesillere aktarmamız lazım. Bunları görmeleri, bilmeleri lazım. Muhtarım, arkamızda yemyeşil Kulular Köyü'nü görüyoruz ve bizler de şu anda köye kuş bakışı bakan bir noktadayız. Gerçekten doğal güzelliğiyle, tarihi yapısıyla ve eşsiz şifa deposu Gileburusu'yla bizleri kendinize hayran bıraktınız deyip sözü size bırakalım. Teşekkür ederim. Kayseri'deki radar ekibi olarak hoş geldiniz köyümüze. Kurlulu Akışla ilçesine bağlı, Kayseri'ye 80 kilometre, ilçemize 4 kilometre mesafede bir köydür. Cevizi, Gileburusu, elmasıyla, ürünleriyle meşhur, insanıyla sıcakkanlı, misafirperver bir Türkmen yöresidir. Şu anda bulunduğumuz noktada Kurlulu Tabal Harabeleri, Kurlulu Kalesi üzerindeyiz. Eski Hititler zamanından gelme bir harabedir ki burası. Ve burayla ilgili büyüklerimizle çalışmaları, ilk kültür müdürümüzün çalışmaları olacak inşallah. Onları bekliyoruz. Yöremizde Gileburumuz meşhurdur. Yöremizde hayvancılık yapılmaktadır. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Nüfusu yaklaşık 3000'in üzerinde bir mahalledir. Ama maalesef şartlar gereği şu anda 500-600 kişi kışın kalıyor. Yazın 1000-2000 kişi oluyor. 500-600 haneli bir mahalledir. Sıcakkanlı vatandaşıyla beraber yaşamaktayız burada. Aynı zamanda da kurulu muhtarı ve kurulu dernek başkanıyım 7-8 yıldır. Yöremizin kültürel değerlerine değer katmaya, değerlerini tanıtmaya çalışıyoruz. Kestoğan Barajımız var, mesir alanımız. Şu an Büyükşehir Belediye'mizin çalışmasıyla millet bahçesi şeklinde mesir alanı daha da genişletiliyor, daha yollara yapılıyor inşallah. Tüm halkımızı, yöremizin insanını tanışmaya bekliyoruz, yöremizle tanışmaya bekliyoruz. Kurulumuzun, yöremizin, ürünlerimizin tanıtımında bizlere sponsor olan Kemal Tekten Bey'e, Tekten Hastaneleri sahibi, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Akkışlı ilçesine bağlı Kululu Köyü'ndeydi. Kululu Köyü'nün tarihi yapısı, doğal güzellikleri, yemyeşil vadisi ve tabii ki şifa deposu Gileburusu bizleri kendisine hayran bıraktı. Efendim, önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.